Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İmam Hatip 8. sınıf arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ramazan-ı Şerif'in 3. günü bu arada, onu da hatırlatalım ve Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Şimdi çıkmış soruları çözmeye devam edelim. 1. Ene müderris el-luga el-arabiyye cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ene müderris el-luga el-arabiyye. Ben Arapça hocasıyım cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyoruz. Ben öğrenciyim. Ene talip demek. Ben İngilizce öğretmeniyim. Ene müderris el-luga İngilizce. Ben Türkçe öğretmeniyim. Ene müderris el-luga Türkiye. Ben Arapça öğretmeniyim. Ene müderris el-luga el-arabiyye. O zaman D şıkkı doğru olan şıktır arkadaşlar. Ene müderris el-luga el-arabiyye cümlesinin anlamı ben Arapça öğretmeniyim demektir. Devam ediyoruz. 2. Resimde anlatılan eylem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eyleme bakıyoruz. Burada bir ne var? Kim var? Öğrenci var veya çocuk var. Ne yapıyor? Yemek yiyor veya kahvaltı yapıyor. Şimdi buna en yakın mana hangisi? Şimdi mana verelim. Zehebtu ilel medreseti. Okula gittim. Bununla alakası yok. Haraçtu minel beyt. Evden çıktım. Bununla da alakası yok. Lebiset melabisi. Elbisemi giydim. Lebistu diyelim buna. Lebistu melabisi. Elbisemi giydim. Yine bununla alakası yok. Tenavaltu el fatur. Kahvaltı yaptım. Derken bu uygun olan budur arkadaşlar. O zaman ikinci sorunun cevabı D şıkkıdır. Resimde anlatılmak istenen tenavaltu el fatur. Kahvaltı yaptım demektir. 3. Devam ediyoruz. 3. soruyla. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hemen manalarını eşleştiriyoruz. Futbol, el-gıra'e. Şuradan başlayalım. Tenis, tenis arkadaşlar. Resim, resim. Bunlar doğru. Doğru. Satranç, şatranç. Bu da doğru. El-gıra'e. Okumak olacaktı arkadaşlar. Yani futbol, kuretul kadem veya gıra'ya okumak. Burası yanlıştır. O zaman bizden istenen yanlış olan şık A şıkkıdır. 4. soruyla devam ediyoruz. Burası 3 değil 4 olacak arkadaşlar. Buraya 4 yazalım şöyle. Aşağıdaki kelimelerden hangisi resimle uygundur? Şeriptu, istematu, ketebtu, daraptu. Şeriptü içtim, istemaatü dinledim, şeteptü yazdım, daraptü vurdum. Evet, istemaatü el istima bil udun. Dinlemek neyledir? Kulakladır. O zaman ne yaptım? Buradaki kulak resmi olduğuna göre istemaatü ben işittim, duydum. Resimle uygun bir fiildir. Devam ediyoruz. 5. soru. Resimdeki öğrenciler size hangi eğitsel kulübe üyedir? Evet, şimdi buradaki önce şunları manalarını bir verelim. Burada ne olduğunu anlayacağız. Nadil mektebeti, kütüphane kulübü. Nadil eşşatranç, satranç kulübü. Nadil sekafeti vel edep, kültür ve edep kulübü. Nadil mesrahiye, tiyatro kulübü derken burada ne oynuyorlar? Şatranç, satranç oynuyorlar. O zaman nadi şatranç. 5. sorunun cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim. Altı. Resim size hangi eğitsel kulübü hatırlatıyor? Hemen manalarına bakıyoruz. Nadi en-nezafeti vel-bi'e. Çevre ve temizlik kulübü, nadi şatranç, satranç kulübü, nadi ettifa el medeni, sivil savunma kulübü, nadi el mümarese el miheniyye, mesleki uygulama kulübü derken burada ne var arkadaşlar? Yangın söndürülüyor, itfaiye, deprem ve tahliye tatbikatı. O zaman bu ne oluyor? Burası yani C şıkkı, sivil savunma kulübü. Devam ediyoruz. 7. soru. En nezafetu minel iman
Cümlesinin hadis-i şerif Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? En-nezafetü minel iman. Temizlik güzeldir. En iyi temizlik kirletmemektir. Temizlik imandandır. Mümin müminin kardeşidir. Evet arkadaşlar, bu hadis-i şerifin karşılığı nedir? Temizlik imandandır. En-nezafetü minel iman. Evet, 7. soruda bu şekildeydi. 8'e bakıyoruz. O okula gitti cümlesi Arapçada huve zehebe ilel medrese olarak ifade ediliyorsa, ben okula gittim cümlesi Arapçada nasıl ifade edilir? Şimdi huve o zehebe gitti. Nereye? İlel medreseti, okula gitti. Bu ifadenin karşılığı, yani o okula gitti. Huve zehebe ilel medreseti ise, yani o okula gitti cümlenin karşılığı buysa, ben okula gittim cümlesi Arapçada nasıl ifade edilir? Evet. Zehebtu ilel medreseti. Diğerlerine hiç bakmayalım arkadaşlar. Zehebtu, ben gittim. Nereye? İlel medreseti. Okula gittim. Ben okula gittim. Bunun karşılığı tam olarak budur. Peki diğerlerin manalarına bakalım. Zehebe ilel medreseti. O okula gitti. Bununla aynı. Sadece huve zamiri yok. Şahede televizyon. Televizyon izledi. Zehebe ila gurfetiha. O odasına. Gurfetihi olur burası. Çünkü burası müzekker. Gurfetihi şu şekilde. O odasına ne yaptı? Gitti. Evet, burası da bu şekilde. Devam ediyoruz. Kalem kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kalem kelimesinin cemisi, çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? Aklamun, aklam, aklamin, aklem. Şimdi şuradan başlayalım. Aklem, bu cemi olamaz. Bu ismi taftıl. Ekber, eftal vezninde ismi taftıldır. Burası yanlış. İkincisine bakıyoruz. Aklamin. Bu da cemi ama zaten Arapçada bu kelime kullanılmıyor. Bu da yok. Aklamun. Bu da cemi. Vavla gelmiş. Halet raf halinde. Ama bunlar kullanılmıyor. Zaten ifadede bunlar yanlış. Aklam. Doğru olan budur arkadaşlar. Kalemün. Kalemani. Aklam. Müfredi kalemün. Tesniyesi ikili. Kalemani, cemisi de aklam. Kalemün, kalemani, aklam. Evet arkadaşlar, İmam Hatip 8. sınıf, 1. 2. dönem 1. yazılı. İmam Hatip 8. sınıf Arapça, 2. dönem 1. yazılı çıkmış sorular bu şekildeydi. Bunları hatırlamış olduk. Bu sorular kitaptan, ifadeler kitaptan. Onun için soruları ne kadar çok çözersek yazılılardan o kadar yüksek not alırız. İstediğiniz veya önermek istediğiniz herhangi bir kitap varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Onları da tercüme eder, YouTube kanalıma yüklerim. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'a selame ile liqa fi emanillah.